Videomuza hoş geldiniz. Bugün videoda bahsedeceğimiz 3 platformla herhangi bir reklam anlaşmamız ya da sponsorluk anlaşmamız bulunmuyor. Tamamen kendi tecrübelerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda hazırladık. Videomuza geçmeden önce eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Elektronik dünyasına adım atmak isteyen, öğrenci olan veya devre tasarımlarına yeni başlayan herkes için çok faydalı 3 simülasyon platformundan bahsediyoruz. Tinkercad, EveryCircuit ve özellikle bugün daha detaylı inceleyeceğimiz CircuitJS1, diğer bir adıyla Circuit Simulator. Bu videoda bu 3 platformda da basit devreler oluşturarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle Tinkercad'den söz edelim. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Arduino entegrasyonu sayesinde programlama yapmayı kolaylaştırıyor ve eğitim ile başlangıç seviyesi projeler için ideal. Tinkercad'de basit bir LED devresi kurmak için önce ücretsiz bir hesap açıyor, circuit bölümüne giriyoruz ve LED, direnç, pil gibi bileşenleri sürükleyerek çalışma alanına bırakıyorsunuz. Ardından pilin artı ucundan dirence, direncin diğer ucundan LED'in anoduna, LED'in katodundan da pilin eksi ucuna kablo çekiyoruz. Simülasyonu başlattığımızda LED yanmaya başlıyor. Aynı mantıkla Arduino ve breadboard da ekleyip kod yazarak devreyi programlı bir şekilde test etmek de mümkün. Şimdi EveryServe'de geçelim. Bu platform hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Akım akışını ve gerilim değişimlerini animasyonlu bir şekilde gösteriyor. Kullanması oldukça eğlenceli. Örneğin bir RC devresi kurmak isterseniz direnç, kondansatör ve gerilim kaynağını çalışma alanına yerleştiriyor. Gerilim kaynağının artı ucuna dirence, direncin diğer ucunu kondansatöre, kondansatörün diğer ucunu da kaynağın eksi ucuna bağlıyorsunuz. Simülasyonu başlattıktan sonra kondansatörün şarj ve boşalım süreçlerini animasyonlu olarak izleyebiliyorsunuz. Direnç ya da kondansatör değerini değiştirerek devrenin davranışını anında gözlemleyebilirsiniz. Gelelim Circuit GS1 yani Circuit simülatör aracına. Bu platform Fasted Circuit Simulator'ın gelişmiş bir JavaScript uygulaması olarak biliniyor. Oldukça hafif, tarayıcı tabanlı ve çevrim dışı da çalışabiliyor. GitHub sayfasından kodlarını inceleyebilirsiniz. Hatta JavaScript diline hakimseniz bu projeye katkıda da bulunabilirsiniz. Circuit js en sevilen yanı devredeki gerilim ve akımı anlık olarak göstermesi ve analiz için kapsamlı araçlar sunması. Örneğin basit bir led devresi oluşturmak için bileşenleri ilgili menüden seçiyorsunuz. Kablo kabloları sürükleyerek bağlantıları yapıyor ve üst kısımdaki RAM düğmesine tıklayarak simülasyonu başlatıyorsunuz. LED yanmaya başlıyor ve isterseniz direncin değerini değiştirerek akım veya voltaj ölçümlerini gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir RC devresi kurup üst menüden scope ekleyerek şarj ve deşarj eğrilerini grafik olarak inceleyebiliyorsunuz. Daha karmaşık devreler için transistörler, opamplar ve dijital mantık kapıları gibi birleşenlerden de yararlanabiliyorsunuz. Bu sayede basit deneylerden karmaşık tasarımlara kadar her şeyi test etmek mümkün. Ek olarak incelemeniz için birçok hazır devrede bulunuyor. İşte buradaki menüden bu hazır devreleri tek tek çağırıp inceleyebilirsiniz ve deneyimlerinizi arttırabilirsiniz bu devreler hakkında. Bu videoda 3 platformdan da basit basit devreler üzerinden örnekler göstererek elektronik devrelerin nasıl simüle edilebileceğini anlatmaya çalıştım. Tinkercad, Every Circuit ve Circuit Simulator farklı ihtiyaçlara yönelik farklı avantajlar sunuyor. Tinkercad yeni başlayanlar ve eğitimciler için oldukça uygun ve Arduino kodlamayı öğrenmek için harika. Every Circuit animasyonlu arayüzüyle akım ve voltaj değişimlerini daha eğlenceli bir şekilde takip etmenizi sağlıyor. Circuit Simulator ise hem tarayıcı tabanlı hem de çevrim dışı kullanılabilir olması ve gelişmiş analiz araçlarıyla ileri seviye uygulamalara da olanak tanıyor her üç platformu da deneyerek hangisinin sizin ihtiyacınıza daha çok uyduğunu keşfedebilirsiniz Eğer videomuzu Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı ve yorumlarda hangi platform hakkında daha fazla bilgi istediğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın